DP'nin iddianamesi görüşülecek. Biz de stüdyomuzda sohbet etmeye devam ediyoruz. Ulusal Kanal Haber Müdürümüz sevgili Deniz Adalı da stüdyo konuğumuz. Şimdi bizlerle birlikte. Deniz Adalı hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İddianame görüşülecek. Bugün kritik bir gün dedik ama sen çok da yakından takip ediyorsun. Bununla ilgili hazırladığın özel dosyalar da var HDP ile ilgili. Bu iddianamenin ayrıntılarıyla biraz başlayalım mı? Ne evet. Bahsediyor, ne diyor, ne deliller var elimizde? Neler demiyor ki Yeşim Hanım? Yani bu HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunun binlerce kanıtı var. Yani bunlar açık, dosyalı, delilli, hepsi belgeli, yapılan yardımlarda, işte PKK'nın için nasıl çalıştıklarında, Diyarbakır annelerinden dinledik, gün boyu yayınlarınızda sizin de izledik. Diyarbakır anneleri anlatıyor bizzat, tanığı onlar. Çünkü evladını kaçırmış. HDP evladını kaçırıp PKK'ya götürmüş. Biliyor yani anne. Zaten Diyarbakır'daki o nöbetin tutulduğu alan HDP'yi binasının önünde tutulmasının da bir nedeni var. Anne diyor ki ben çocuğumu nerede kaybettiysem orada arıyorum kardeşim. Hani siyasi falan diye böyle suçlamalar yapılıyor ya. Siyaseten siz orada duruyorsunuz, birilerine hizmet ediyorsunuz diye rezil yorumlar yapılıyor Diyarbakır annelerine de falan. Ama onların söylediği tek bir gerçek var. Ben çocuğumu nerede kaybettiysem orada arıyorum diyor. Yani çocuğunu HDP kaçırmış, PKK'ya götürmüş, daha kaçırmış, kandırmış ve anne de evladını orada arıyor. Ve iddianame dediniz. Yani binlerce sayfa var. Zaten hazır mevcutta olan iddianamenin de birçok ayrıntısını biliyoruz. Tabi hala incelemelerimiz sürüyor. Biz de takip ediyoruz. Peyderpey haberlerimizi de yapıyoruz bu konuya ilişkin. Yani bu konuda ulusal kanalın arşivinde çok bilgi var. Yani bu konuda da çok çalıştık. İşte Türkiye'nin terörle mücadele yürüttüğü bir süreçte HDP'nin onun siyasi uzantısı olarak mecliste, Türkiye'de neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Bunları araştırdık. Şimdi belediyeler var. Belediyeler bir ayağı var. O zaten binlerce yine delil belge var. Milletvekilleri var. Milletvekilleri nasıl belirlendikleri var iddianamede. 6-8 Ekim olayları. 6-8 Ekim olayları hakeza o da var. Şimdi PKK'nın belirlediği milletvekilleri, bugün siyasi uzantısı diyoruz ya işte bu isimleri konuşuyoruz. Bunlar aslında Kandil'in belirlediği, Türk siyasetinin içine yerleştirdiği, meclise yerleştirdiği hatta PKK'nın bizzat çalışmalarını orada duyurması, siyasetini yürütmesi, PKK'yı çoğu zor koşulda, örneğin açılım şimdi süreçleri dillendirilmeye başlandı yeniden. PKK'nın sıkıştığı o mevzilerden, hendeklerden, o mağaralardan, Türk ordusunun gömdüğü mağaralardan kurtarmak istiyorlar. İşte onların siyasi çalışmalarını yapıyorlar HDP milletvekilleri. Bugün de bu iddianame hazırlandı. İddianame ilişkin kapatma yolunda ilk inceleme yapılıyor. Bu incelemede tabii Anayasa Mahkemesi üyeleri bu konuyu kararını verecek. Ama yani yönlendirme anlamında bir durumumuz yok ama burada iddianamenin o kadar çok ayrıntısını bir hukukçu olmaya da gerek yok. Her şey açıkça ortada. Buradan kapatma kararı yönünde ilk adımın çıkacağını düşünüyoruz. İade etmez diyorsun. İade edilmeyecek bir süreç zaten şimdi. Yol var dedi bugün bu Gençlük'te açıklamasında. Seçenek bu seçenek ama bu seçeneğin olmayacağını düşünüyoruz. Yani bu konuda kapatma önünde bir adım atılması. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı var zaten. 15-15 alındı o kararda. Onurlu bir karar değil mi? Evet. Bugün 15'e 15 alınmış bir karar. O kararda da aslında bir tutum açıklanmış. Yani şimdi AYM adına konuşmuyoruz ama bir tavır belirlenmiş oluyor. Biz bu tavrın bu HDP'nin kapatılması davasında da devam edeceğini düşünüyoruz. Yani açıkçası buradan başka bir karar çıkmasını beklemiyoruz. Yani çünkü bunun izahı yapılamaz bir durumda, başka bir yol da kalmış değil. Yani şimdi bakın Türk milletine bunu terörle mücadeleyi nasıl anlatacağız? PKK'yı kapatmadan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kapatmadan Türkiye nasıl terörle mücadele edecek? Terörle mücadelede nasıl başarı gelecek? Yani o kadar şehidimiz var. O kadar gazilerimiz var. Türkiye'ye yönelik tehditler var bugün çevremizde. Bakın hemen sınırımızın 600 metre uzağında ABD Ayindivar'da bir üs kuruyor. Bu üste PKK'ya helikopter eğitimi veriyor. Yani PKK ile HDP'nin aynı şey olduğunu bilerek onları mecliste tutmaya devam edecek bir Türk milleti kimse beklemesin. Böyle bir, zaten Türk milletinin bu konudaki tavrı da net. En başından itibaren HDP'ye karşı bir tavrı vardı. Siyaseten geçiştirilen hep süreçler vardı. İşte muhalefetin yanlış tutum alması, iktidarın bu konuda kararlı ve cesur adımlar atamaması. Ama süreç bakın geldi dayandı. Terörle mücadelede bir eşik artık. Ama bu işte eşik, Amerika açısından da değerlendiriyorsun ya Deniz Adalı. Oradan da sürekli açıklamalar geldi bu kapatma davasıyla evet. Birlikte. Kendisi PKK-PYD'nin yardımları devam ederken, kara gücüm derken bu kapatılma davasıyla ilgili demokrasiye aykırı olduğunu söylüyor.
ABD'nin demokrasi tanımı her zaman kendi çıkarları için olmuştur zaten. Irak'a demokrasi getireceğiz dediler, 1,5 milyon insanı katlettiler. Orta Doğu'ya demokrasi bağır gölü dediler. Hala o yarattıkları yıkımların sorunlarını bölge halkı çözmeye çalışıyor. Ve hala ABD'nin yaptığı işgaller, işkenceler, saldırılar, o bombalı saldırılar bugün bölge halkında, Batı Asya'da bölge halkında büyük bir karşı duruş da aynı zamanda örgütledi. ABD yıllardır demokrasi yalanıyla ülkeleri bölmeye çalıştı. Türkiye'de 15 Temmuz'da bir işgale kalkıştı. Ve oradan sonra da Türkiye'nin kararlı mücadelesiyle gelinen bir süreç aslında. HDP'yi konuştum. Yani şimdi ABD bize bir tarif koyuyor yerseniz. Yani size diyor ki demokrasi getireceğim. ABD'nin demokrasisine evet. Kendi içinde gördük yaşadıklarını. ABD'nin demokrasisi orada toplu mezarlar, fakirlerin, yine ABD'den olmayan farklı milletlerin, insanların topluca öldüğü, zenginlerin yaşadığı sadece kendi halklarında. Demokrasi o bir eylemde bile terörist dedi ABD Başkanı Biden o kongre basılması olayında. Hani demokrasiydi, hani insan haklarıydı, hani özgürlüktü, fikir beyan etmeydi. Kendi işlerinde terörist diyorlar ama bizim içimizde Türkiye'yi böleceğiz diyenlere onları Türkiye'yi bölmek istiyoruz. ABD planında petrol bekçisi olmak için biz Türkiye'yi bölmek istiyoruz. Bakın burasında kendi tabirlerine göre Kürdistan diye tarif edenleri, yani bizim teröristimizi, bize teröristlik edenleri demokrasi diye savunuyor. Böyle bir ikiyüzlülük olmaz. Tabii. Bu ikiyüzlülüğü de kimse inanmaz. Acaba orada El-Kaide'nin adını ağzına alsan ne olur? Ya El-Kaide'yi kendi çıkarları doğru. Yani o başka bir, bambaşka da bir tartışma. Bin Laden yani deseler, yani böyle bir şey konuşsalar ceza verir. ABD Bin Laden'i de kendi yarattı aslında ilk başta. Sonradan kontrolden çıktığı için işte öyle bir karşıtlık oldu. Yani ABD'ye göre bu duruma mevzulenmiyoruz ama bir yandan da bizim için belirleyici oluyor. İşte bizim teröristimize, bize bölücülük yapana, bizim askerimize kurşun sıkanın yanında kimlerin, arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bunları anlattık. Zaten Ulusal Kanal'ın görevi Türkiye'ye yönelik bu tehditleri, işgal girişimlerini, saldırıları açıklamak Türk milletine ve Türk milletini bu saldırıların karşısında birleştirmek, bir araya getirmek bizim siyasi düşüncemizde, bizim gazetecilik anlayışımızda, bizim Türk milleti vatandaşlığı anlayışımızda, bizim vatanseverlik anlayışımızda da bu var. Bugün de HDP konusunda şimdi muhalefetin aldığı tutumu görüyoruz. Evet. İşte şimdi ona geçeceğiz. Lütfen rica ediyorum. Önce medya ayağını okumanı istiyorum. Niye? Çünkü biz gerçekten bir sorumluluk aldık. PKK, PYD, HDP konusunda hem özel yayınlarımız var, hem Diyarbakır annelerinin mücadelelerini, terörle gelinen noktayı en ince ayrıntısına kadar yer veriyoruz bültenlerimizde. Ama şimdi şöyle bir algı yaratılmaya çalışıyor medyada özellikle. Bir işte HDP kapatılırsa terör artacak. Bir taraftan açıklamalar var, 6 milyon oyu var. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması var. İşte kapatılmamalı, demokrasiye aykırı deniyor. Hem siyasi ayağını bu şekilde okursan hem de medya ayağında, medyaya düşen görevler ve neden terör olayları artacak ve neden bu şekilde kapatılması değil de hayır yasak gelsin, ceza gelsin şeklinde okumalar yapılıyor, ne dersin? Şimdi bu okumalar aslında Erdoğan karşıtı, Erdoğan düşmanlığına siyasi okumalar öyle tarif ediliyor. Çünkü işte HDP'nin olduğu söylenen, iddia edilen 6 milyonluk bir oyu var. Ben o oyun 6 milyon olduğuna inanmıyorum. 6 milyon oyu açılım zamanlarında aldılar. PKK bölgede güçlüyken aldılar. Baskı kurarak aldılar. Yine holding medyalarında Selahattin Demirtaş'ı parlatırken aldılar. Dış desteklerle aldılar. Fonlarla aldılar. CHP'den, ana muhalefet partisinden bir oy bize, bir oy HDP'ye diyerek aldılar. O 6 milyon oyu öyle aldılar. 6 milyon oyun da ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bu toplamda baskılarla, özel parlatmalarla, olmayan senaryolarla diyelim. Hani bir cümle üzerinden bütün medyanın, o holding medyasının ya da sahte sol liberal medyanın parlatmasıyla solda seçenek gibi gösterilerek, tırnak içinde sol diyorum. Öyle aldılar ve artık o oy esamesi okunmuyor. Bakın bugün sandığa gidemezler, öyle bir hakları yok da sandığa gitsinler, HDP bugün kafasını çıkaramaz. Çünkü artık bölgedeki niye diyeceksiniz? Bölge halkı zaten en iyi. Onlar biliyor yani HDP'nin ne yaptığını. Bizim buradaki Nişantaşı'ndaki, Kadıköy'deki tırnak içinde solculara bakınca HDP Özgürlük Hareketi. Çünkü onlar öyle söylemlerde bulunuyorlar. İnsan hakları, özgürlük, eşitlik vesaire diye. Onlar gerçek yüzünü bilmiyor. Gerçek yüzünü HDP'nin, PKK'nın gerçek yüzünü Güneydoğu'daki, Doğu Anadolu'daki halk görüyor. Onlar ne yapıyor? Yürüyüş yapıyorlar. Türk bayraklarıyla. Diyor ki Türk de biziz, Kürt de biziz. Lanet olsun PKK'ya, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP diyor. Niye? Çünkü gerçeği içinde biliyor. HDP'nin kimsenin temsilcisi olmadığı, yani bu halklar adına ne Kürt'ün ne Türk'ün, Türkiye'nin de partisi olmadığını, ABD'nin bu ülkedeki çıkarlarını savunmak için, PKK'nın
çıkarlarını savunmak için siyaseten var olduğunu biliyor. Şimdi siyasilerden de bu mesajları gelirken şöyle okuyalım. Hala hani önümüzdeki seçimlere dair HDP'nin olduğunu düşündükleri o oylar var ya, işte Cumhur İttifakı'nın karşısında bir ittifak örerek, sözde demokrasi ittifakı bu ama bu terör ittifakı, açık söyleyelim. Bu ittifakın içinde FETÖ de var, HDP de var, PKK. Böyle bir ittifak yaratma ve Erdoğan düşmanlığını ya da Erdoğan karşıtlığını kullanarak toplumda HDP'yi, yani PKK'nın siyasi uzantısını meşrulaştırma çabaları. Bu çaba olarak kalacaktır. Türk milleti bu çabalara izin vermeyecektir. Ulusal kanalda bu durumda haberlerini yapmaya, yine yayınlarını yapmaya devam edecektir. Biz bu Türkiye'ye karşı dayatılan bölme planlarını kabul etmiyoruz. Her zaman mücadele ettik, bedelini de ödedik. Bundan sonra da bunları anlatmaya devam edeceğiz. Bir de şimdi esasen meseleye şöyle bakmak lazım. Herkesin de öyle bakmasını rica ediyorum. Şimdi bir terörle mücadele yürütülüyor değil mi? Türkiye'nin yürüttüğü bir terörle mücadele var ve içeriden temizliyoruz. Her gün operasyonlar yapılıyor. Hem FETÖ'ye, hem PKK'ya, hem de DAEŞ'e, işte DHKPC'si vesaire. Yani birçok terör örgütü var başımızda. ABD'nin bela ettiği, emperyalizmin bizim başımıza bela ettiği terör örgütlerine karşı mücadele var. Düşünün, daha da siz o terörle mücadele, teröriste karşı mücadele ediyorsunuz. Ama dönüyorsunuz, arkanızda bakıyorsunuz, mecliste onun temsilcisi var. Ya. Böyle terörle mücadele olur mu? PKK'yı, HDP'yi kapatmadan terörle mücadelede başarı sağlanamaz. Terörle mücadelede ilerleme de sağlanamaz. Çünkü siz daha da öldürüyorsunuz, içerideki temsilcisi onu başka bir eleman daha ayarlayıp göndermeye devam ediyor. Yani Diyarbakır, iddianamede de var bu. Çoğu ailenin anlattığı durum da var. Diyarbakır ya da diğer ilçe teşkilatlarında PKK'nın askerlik şubesi gibi çalışıyor. Bu açık. Bunu kimse inkar edemez. Yani çıksın biri de desin CHP hani çıksın. İmamoğlu çıksın. Hayır kardeşim, MDP hiç böyle bir şey yapmadı desin. Anlatsınlar bize. Biz de karşısına koyalım iddianameyi, delili, anneyi çıkaralım. Onlar konuşsunlar karşılıklı. Desin ki HDP bugüne kadar Kandil'e bir kişiyi kazandırmadı. HDP üzerinden kimse gitmedi desinler. Desinler ki HDP'li belediye hiçbir zaman PKK'ya, Kandil'e para göndermedi desinler. Desinler ki hiçbir zaman HDP'li belediyenin kamyonlarıyla Türk ordusuna, Türk polisine silah bombalı saldırı düzenlemedi desinler. Desinler ki çıksınlar karşımıza, bu PKK'lı teröristleri, HDP'li milletvekilleri bir yerden bir yere taşırken yakalanmadı desinler. Desinler ki silah taşırken yakalanmadı, bombasını taşırken HDP'li milletvekilleri PKK'larla aynı araçta yakalanmadı desinler ki biz de bunlara yanıtlarını verelim. Bunlar ortada o kadar açık ki. Yani bize bugün siyaseten kimse çıkıp burada HDP'yi savunup PKK'nın siyasi uzantısını bize demokrasi makyajıyla yutturmaya kalkmasın. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Onlar siyaset yapıyorlarsa yapsınlar ama bizim karşımıza PKK'nın siyasi uzantısını, bir demokrasi hareketi, bir özgürlük hareketi, Demirtaş'ı özgürlük kahramanı olarak kimse yutturmaya çalışmasın. Selahattin Demirtaş'ın da kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Bu bizim dosyamızda da vardı. İddianamede de yine ayrıntılarıyla, başka açılarıyla ele alınıyor. Ankara'daki o TAK'ın, PKK'nın işte başka bir altyapılanması, TAK'ın bombalı saldırısı oldu. İşte Kızılay'da vesaire. Evet. Orada bombalı saldırı yapan Seher isimli, Seher kod adlı terörist için Demirtaş kitap yazdı. Hadi çıksınlar desinler ki, bugün o Millet İttifakı'nın içinde tutmaya çalışıyorlar HDP'yi. Sayın Kılıçdaroğlu diyor CHP'ye HDP'ye dokundurtmam diye. Çıksın desin, hayır o kitap onun için yazılmadı. Bu kitabı sen ne hakla yazarsın desin Demirtaş'a. Biz bunları bekliyoruz. Ya desinler, bizim karşımıza geçip hayır bu yüzden değil desinler. Bu yüzden HDP siyaseten var olmalı desinler. Bir tane bize örnek versinler. Türkiye'ye HDP'nin yaptığı bir fayda, bir yarar. Hiçbir faydası yok, hiçbir yararı yok. Ve aksine düşünün, ABD bizi bölgeden tehdit ediyor. Suriye'de işte geçtiğimiz günlerde oldu bunlar. Suriye'de Ayın Divar'da bir üs kurmaya çalışıyor. Ve Suriye'nin de hani petrolünü de işte tahıllarını da kaçırıyor Irak'a. ABD, PKK ile birlikte. Şimdi helikopter eğitimi veriliyor. Bakın hangi aşamaya geçtik. Binlerce tır silahtan, işte hafif ya da daha ağır zırhlı ekipmandan. Şimdi helikopter eğitimi veriyor PKK'ya, ABD. Ne olacak bu helikopter eğitimi? Kime karşı kullanılacak helikopter eğitimi? Ya, o kullanılan helikopter kime karşı kullanılacak? Türkiye'ye karşı kullanılacak. Tabii. Biz bunlar karşımızda PKK, sırtını ona dayayanlar açıkça da söylüyor Figen Yüksekdağ. Diyor ki biz sırtımızı, bakın söylüyorum diyor. PYD, YPG, YPJ'ye yazıyor. Bunu söylemekten diyor. Hiç de çekinmiyoruz diyor. Açıkça söylüyoruz diyor. Onlar açıkça söylüyorsa bugün Anayasa Mahkemesi de açıkça artık ona kapatma davasını açmak durumunda, bu kararın da çıkacağını. Bir taraftan aslında HDP cephesinde de yüz yüze toplantılar başladı. Oradan gelen açıklamalar da vardı. Bunları da değerlendirmeni isterim.
Hem siyasete etkisi nedir bu durumun, bunu sonuçlarını nasıl okursun? Bir taraftan da Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıklamaları var. HDP'yi sonuna kadar savunacağız diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. O da der ki dokundurmayacağım HDP'ye. Televizyon kanalında söyledi. Ondan önce Abdülkadir Selvi yazısında köşesine yer vermişti. Amaç ittifaklarımızı bölmek, bozmak diyor. Nasıl okursun bu yansımaları? Şimdi burada birçok itiraf da var. İtiraflardan başlayalım. Şimdi düne kadar demediler mi bizim ittifakımızda HDP yok diye, biz HDP ile ittifak yapmadık diye. Öyle dediler ama geçtiğimiz haftalarda yine HDP cephesinden bir açıklama gelmişti. Fotoğraf verilsin artık. Net. Fotoğraf veririz. HDP'nin, PKK'nın talebi bu. Ama şimdi milliyetçi ya da tabandaki Atatürkçü hassasiyetleri CHP ve İYİ Parti ne dedi hep? Dedi ki biz HDP ile ittifak yapmadık. Defalarca çıktılar, bunu yapmadık dediler. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu nasıl diyor bizim ittifakımıza karşı diye HDP'ye? PKK'nın siyasi uzantısına açılan kapatma davası nasıl Millet İttifakı'na karşı olabiliyor o zaman? Bize bir açıklasınlar. Biz de merak ediyoruz. Madem ittifakta yok, madem HDP Millet İttifakı'nda değil, nasıl o zaman HDP'ye karşı açılan kapatma davası Millet İttifakı'nı hedefliyor? Sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabını versin. Bir. İkinci konu, şimdi dedik ya Erdoğan karşıtını işte %50 artı bile bulmak için herkesle ittifak. Herkes, yani FETÖ'yle de ittifak, PKK'yla ittifak. Bunu siz kendinize çalışma olarak ya da plan olarak belirlerseniz o 150 artı 1 alamazsınız. Çünkü Türk milleti zaten her yaşamdan her şeyi görüyor. O 150 artı 1 Türkiye'nin bölünmesi için verilmez. Bakın burada bir tek soru var hepimizin nedir? Sorması gereken. Türkiye bölünür mü? Bu soruya biz yanıtı verelim. Oradan sonra her şeyin ne olduğunu anlarız. Türkiye bölünmez Yeşim Hanım. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bin yıllık geleneği var. Türk ordusu var. Türk milleti var. İşgalde bile, yedi düvel işgal ettiğinde bugün Kurtuluş Savaşı'nda o günlerde Türkiye bu işgale direndi. Türk milleti direndi. Kürdüyle, Türküyle bir oldu. Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda işte Sakarya'da, Afyon'da direndi. 9 Eylül'de düşmanı İzmir'de denize döktü. Yedi düvel arkasındaydı. Başarabildiler mi? Bölebildiler mi Türkiye'yi? İşgal edebildiler mi? Bugün de Türkiye 2014'ten başlayarak 2. Kurtuluş Savaşı sürecinde ve bu süreçte de Türkiye'nin düşmanlarıyla ittifak yapanlar Türk milletinin ayakları altında kalacaklar. Bunları ben size açık açık söyleyeyim. Asıl soru, yani biz bu konuda işte HDP kapatılır mı vesaire, bunları da yani HDP kapatılacak kararı bekliyoruz. Ama tek bir soru var. Türkiye bölünür mü? Türk milleti bölünmeye izin verir mi? Türk milleti de bölünmez, Türkiye de bölünmez. Çünkü Türk milleti buna izin vermez. Biz bütün meselelere böyle bakıyoruz ve bunu geçmişte tarihsel örnekleri de var. Kurtuluş Savaşımız var. İkinci Kurtuluş Savaşımız var. 2014'te ABD'den, PKK'dan açıklamalar geliyor. Cesurca açıklamalar. Figen Yüksekdağ o açıklamayı o günün rehavetiyle ya da o günün bir şeyi olarak değil, kendine güvenle yapıyor aslında. ABD arkamızda, biz bu devleti kuracağız dediler. İşte o ikinci Kürt koridoru denilen o kantonları birleştireceklerdi. Irak'tan başlayıp, İran kuzeyinden başlayıp Akdeniz'e o koridoru çıkaracaklardı. O gün o güvenle söylüyorlardı. Biz sırtımızı nereye yasladığımızı çok iyi biliyoruz diyordu. Ne oldu? Türk ordusu 15 Temmuz'dan sonra, işgal girişiminden sonra hani evet, bir daha bir araya gelinemez diyor da Türk ordusu hemen bir ayda tertiplendi ve o koridora ilk hançerini sapladı. Sonra da o koridoru paramparça etti. Yani Türk milleti ve Türk ordusu, yani toplamda herkes, bu ülkenin her vatandaşı 83 milyon Türkiye'nin bölünmeyeceğinden emin. Bunlar şimdi HDP'den gelen açıklamalar da bu. Onlar da biliyor aslında kapatılacağını. Şimdi kapatılacağını biliyor ama şöyle bir konuşuyorlar kendi aralarında. Bunlar, ne diyorlar? Yani biz bu kapatmaya karşı çıkmazsak, bunu siyasi olarak göstermezsek, zaten toplumda %90-93'lere varan oranlarda, siyasi partilerde kapatılması gerektiği söyleniyor zaten. Biz bunu kabul edersek zaten hani hiçbir zeminimiz kalmıyor. Biz de kendimiz kabul etmiş oluyoruz. Onun için biz bu olayı siyasi gibi gösterelim. Binlerce delil olmasına rağmen, tamamen hukuki olmasına rağmen, hukukun başka bir karar çıkaramayacağı olmasına rağmen bunu hukuki olarak değil, siyasi olarak gösterelim. Yine ABD'den gelen açıklamalara bel bağlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da çağırıp bir araya gelelim. Bu konuda Millet İttifakı'nı daha çok sahaya sürelim. Aynı zamanda bunu bize karşı yapılmış bir saldırı gibi gösterip bir cephe oluşturalım. Yani Millet İttifakı'nı sağlamlaştıralım diyor ya. İşte Sayın İmamoğlu da açıklama yaparken 6 milyon oy almış bir partiyi terörist olarak görürseniz diye. Evet. Bu açıkça HDP'ye sahip çıkmadır. HDP'nin ne olduğunu gizlemektir. Halka yalan söylemektir. Başka bir açıklaması yok. Ki imza masaları var Türkiye'nin her tarafında. Nasıl katılımlar var hepimiz görüyoruz değil mi? Yani sürekli yayın yapıyoruz. Sürekli yayınlar devam ediyor ve oradaki vurgular artık daha da kesinleşmeye başladı.
Şimdi biz aslında yapılan anketler de var. Sözünü kestim ama orada da yine HDP'nin kendi seçmeni HDP'nin kapatılmasını istiyor. %7'lik oranda evet. Hatta o oranın da arttığını düşünüyorum ben. Şöyle, şimdi dedik ya Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da artık yıllardır o PKK tahakkümü, o PKK baskısı, işte sandığa zorla silahla bir köye gidiyor PKK. Diyor ki işte sandıkta başka bir oy çıkmayacak. Elinde silah da var orta o köyde. İşte Yüce Abi köydü. Önceki zamanları söylüyorum. Şimdi artık öyle bir şey yok. Her gün Türk ordusu, Türk polisi, Türk korucuları operasyon yapıp neredeyse 300'lerin altına inmiş bir terörist sayısı var Güneydoğu ve Doğu Anadolu açısından. Yani artık eskisi gibi o hakim oldu ya da hakim olmaya çalıştı, o güçlü olduğu dönemler kalmadı PKK. PKK bölgeden siliniyor. Silindiği için artık halk, oradaki halk, Kürdümüz daha da özgür oldu. Ve yürüyüşler yapabiliyor PKK'ya karşı. 6-7 yıl önce bu yürüyüşü yapamazdı. Ama bölgede o yönetimin ya da bölgedeki o tavrın, bölgedeki o durumun değiştiğini çok iyi görüyoruz. Artık Türk bayraklarıyla yürünüyor Hakkari'de, Şırnak'ta. Hem de PKK'ya karşı, hem de HDP'ye karşı yürünüyor bu yürüyüşler. Ve artık Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan, batısından Türkiye'nin tek vücut olduğu bir sürecin içindeyiz. Türk milleti birleşiyor bugün. Birleşti hatta. Birleşiyor. Doğudan birleşmeye devam ediyoruz. O birleşme de bugün meyvelerini veriyor. Bakın HDP kapatma davası açılıyor. Ve göreceksiniz HDP'nin kapatılması da gerçekleşecek. Türk milleti de bu terör belasından kurtulacak. Oradan sonra da hepimiz şehirlerimizde huzur içinde, rahat içinde yaşamaya devam edeceğiz. Başka tehditler de olacak. O tehditleri de o zaman değerlendireceğiz. Yine hep birlikte o tehditleri de bertaraf etmek için çalışacağız. Evet. Bugün davayı takip edeceğiz. Bu ön inceleme ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ndeyiz. Buse orada. Deniz Adalı çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi ki geldin. Ederim. Ayaklarına sağlık ve böylelikle gün ortasında burada noktalıyoruz sevgili izleyenler ve